Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine dop bir programla karşınızdayız ve elbette çok değerli konuklarım var. Programımızın bu bölümündeki konuğum Profesör Doktor Birkan Taha Özkan Beyefendi. Kendisi ee, uzman diş hekimi aynı zamanda ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı. Bugün e, gizli çürükleri konuşacağız, çürük diş, ağrılar bunları konuşacağız. Tabii ki telefonum yanımda sorularınız olacaktır. Sizden de sorularınızı bekliyorum. Hocamızla şimdi bu çok önemli konuyu konuşmaya başlayacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ ol siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hmm. Hemen ben vakit kaybetmeden sormak istiyorum hocam. Şimdi çürük görünmüyor dişte. Evet. Ama ağrı var. Evet. Neticede böyle bir şey olur mu? Bir de ağrı olunca mı sadece diş hekimine gitmeliyiz? Biz ne zaman gitmeliyiz yani? Vallahi toplum olarak yaptığımız şey şu. Ne zamanki ağrımız var, hassasiyetimiz var veya durduk yerde başlayan ağrımız var. Biz o zaman diş hekimine yolculuyoruz kendimizi. Ancak ağrı tek belirti değil aslında. Ağrı aslında seviyelerin en yukarısı. Hastanın kendisine bildirdiği ve hekimine git dediği zaman ancak daha öncesinde sorunlar başlamış oluyor. O nedenle biz erken teşhis anlamında öncesinde bu safhada yakalamak istiyoruz. Hı. Evet. Bu nedenle örneğin gizli çürükler. Hı hı. Bakın gizli çürükler hekim hekimin rahatlıkla görebildiği ancak asla hastanın kendisinin farkına varamadığı, hekimin de klinik ve radyografik olarak çok iyi bir şekilde... Detaylı bir gözlemden sonra görebileceği çürük tipleri. Allah Allah nasıl bir şey bu gizli çürük? Hemen bakalım o zaman. Evet. Bakın örneğin dişiniz yukarıdan sağlam gibi çiğneyici yüzeyden bakın ağzınızı açın mesela dişlerinizi görün. Hı. Dişleriniz sağlam gibi görünecek. Ancak dişinizin hemen alt tabakasına indiğimiz zamanki çürüğü görebiliyor musunuz? Evet. Bakın burada bu çürük dışarıdan görünmüyor. Evet dışarıdan ama nasıl çürüyor oradan İçeriden öyle? İçeriden boşaltmaya devam ediyor. Yiyecek artı kaçışında aradan çürütmeye devam ediyor ve bir süre sonra derinleşiyor. Dişin canlı yapısına ulaşmaya başladıktan sonra ağrı veriyor. Ha dışarıdan sapasağlam ama ağrımasının nedeni bu yani. Evet. A -a. Ancak bakın bu aşamaya kadar yani dişin ağrıyıncaya kadar veya da dişin üst tarafındaki tabakalardan bir tanesi ağzıma bir parça geldi şeklinde dedikleri zaman hastalar aslında üst tarafındaki çatısı çöküyor. Ay yazık. Evin içerisi boş ya. Boş tabi oradan kırılmaya başlıyor. Teberi sağlam değil evet. ya. Ondan sonra üst tarafında bir parça kopunca Aa, benim dişim e, ağzıma geldi diyorlar. Ama bakın bunun öncesi var aslında. Yani öncesindeki gizli çürükler altında kalan çürükler arasında ağaç kurdu gibi boşaltıyor içerisinde. En üst taraftaki çatı da aslında bir tık diye hafif bir vurmaya kalmış oluyor. Eyvah. O yüzden... Gözü çürükleri de bu anlamda önemsemeleri gerekiyor. Erken teşhis anlamında... düzenli hekim kontrolü ve hekimlerimizin de... çok dikkatli bir şekilde baktığından emin oluruz ve ondan sonra da tedavisinde yaptırmamızı ben öneriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bazen... hastaların ağrı eşikleri çok yüksek oluyor. Bakın... bağışıklık sistemi çok düşük... ağrı eşikleri de çok yüksek. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Diş çürüğü oluşuyor dişi irtihaplandırıyor. Dişin ucunda irtihap oluşturuyor, kist oluşturuyor, çene kemiğine varıyor ama hasta hiç farkına varmıyor. Hiç ağrı, hiçbir sızı, hiçbir şey yok hiç yani. Hiçbir ağrı, sızı Aa. yok. Bakın o nedenle diyorum ki ağrı tek belirti değil. Ağrı yoksa hastalık yoktur anlamına gelmiyor zaten. E biz peki hocam nasıl anlayacağız biz şimdi bunu böyle sinsi sinsi çürüyorsa bu? Çok doğru bakın sinsi sinsi diyorsunuz. O zaman diş hekimin kontrollerine gidip ağzı detaylı bir şekilde klinik ve radiografik muayenenin çok detaylı bir şekilde yapılması gerekiyor ki. Ne kadar ki, sıklıkla? 6 ayda bir yapmanızı öneririz Yani 6 ayda bir diş taşı temizliği yapmak yerine 6 ayda bir düzenli diş hekimin kontrolünü yaptırdığımız zaman bunların açığa çıkma ihtimali hekimin dikkatli bakışı neticesinde de ortaya çıkabilecek diyebiliriz. Yani o yüzden ağrı eşiği yüksek bireyler ve bağışıklık sistemi düşük olan bireylerin de erken e, teşhis anlamında lütfen gitsinler. Ben e, ağız fobim var, diş hekimi fobim var e, veya da işte ağrı eşiğim çok yüksek, dayanıklıyım. Hayır demeyin. Kanser hastaları da sıklıkla direnci düşük aynı zamanda ağrı eşiği de yüksek insan tipleridir. O nedenle hani bunu ona benzetme yapabilirsiniz. Erken teşhisin önemini ben burada tekrar belirtmek istiyorum sizlere. Ay çok çok Bakın, önemli. Bakın yoğun diş taşı ve plak oluşuyor değil mi? Evet. Bunlardan sonra da mesela dişin kökü iltihap olabiliyor. Dişin yalnızca çürüğünden dolayı bu iltihap kökün ucuna ulaşmıyor. Aynı zaman diş etinde bir hastalık olduğu zaman şu aradaki kırmızılığı görüyor musunuz? Evet. Bakın evet. dişle kemiğin arasındaki bu kırzıl, kırmızılıktan da irtihap gelebiliyor. Oradan irtihap geliyor ve dişin kökünün sinirlerini irtihap yapabiliyor. Dolayısıyla irtihabı yalnızca dişin çürüğü olacak diye düşünmeyin. Diş eti hastalığından dolayı da dişler iltihaplanabilir, kistleri oluşabilir. Diş hmm. eti kistleri, diş kistleri veya diş irtihapları da oluşabilir. Onlar da çok sinsi değil mi? Kesinlikle. Özellikle asıl sinsiyi söyleyeyim mi ben size? <laughs> ee, Açıklıyorum asıl sinsiyi. Aynen öyle. Çok önemli bir konu çünkü. Kronik agresif periodontitis denilen bir diş eti hastalığı var. Bu diş eti hastalığı aslında toplumda %65 oranında var olan bir hastalık. 30 yaşındaki sıklıkta bayanlarda ve erkeklerde görülüyor. Bu hastalık diş etlerinin etrafındaki, dişlerin etrafında kemiği eritiyor. Hastaların dişleri güçsüz kılınıyor. Aa, sallanıyor büyük, yani. Bir süre sonra sallanıyor. Bir süre sonra. Hastalar o sallanmayı en son raddede anlıyorlar. Genelde annesinde, babasında, ebeveyninde eğer ki erken yaşta diş kaybı yapanlar... ...lütfen en kısa zamanda diş hekimine gitsin ve belki diş eti hastalığı bu sinsi olanı... Hı hı. Olabilir. Normal klasik diş taşı temizliği parlatmayla geçmeyen, evet. daha ileri tedavi gerektiren bir hastalık bu. O nedenle onların teşhisini ayrıca önemsesinler. Peki Birkan Hocam diyelim ki bu bahsettiğiniz hastalığı erkenden teşhis ettiler. Evet. Hemen siz şimdi uyardınız ya gittiler evet. bunun bir tedavisi var mı? Çok güzel. Evet var. İlk önce bakın diş pilavı taşların cam gibi yapılması gerekiyor dişlerin üstündeki. Onun akabininde diş etlerinin altında o özel bir bakteriler var. Hı hı. Bu bakterilerinin alınacağı e, bir operasyon var. Diş etini aralıyoruz, dişleri de aralıyoruz. Diş etlerinin altındaki o kötü dokuları ve dişlerin yüzeyine yapışan o dokuların hepsini milimetre milimetre temizlenmesi gerekiyor. Erken teşhis yapılıyor ve hastanın da o dişleri ağızda uzun yıllar kalmış oluyor. Belki de ömür boyu. Ay ne kadar güzel bir şey. Aa, yani böyle bir kadersel bir mahkumiyet hani genetik olarak evet. diye bir şey yok. Yapılabiliyor Ke yani. Kesinlikle. Kanser elbette kanser örneğin, örneğin genetik olarak olabilir. Ama buradaki ağız kanserine benzeyen durum erken teşhisle ve kişiye özel tedavilerle veya operasyonlara gidebilebiliyor. Oh çok güzel. sağaltılabiliyor.